Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, Ramadan, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Radıyetu billahi Rabbâ ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyye ve rasulâ. Hasbiyallahu la ilahe illahu. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم ما بعده الله سبحانه وتعالى رمضانınızı mübarek ve de bereketli kılsın. Ramazan ve oruç konusunda en büyük öğrenmemiz gereken gerçek takvadır kardeşlerim. Ramazan ayında bir Müslüman takvanın ne demek olduğunu öğrenirse o Müslümanın hayatı tamamen değişir. Takva diyorum kardeşlerim, takla demiyorum. Allah'tan korkmayı öğrenmek, nerede olursak olalım mekan ve zaman gözetmeksizin Allah'tan korkmayı öğrendiğimiz zaman iş yerimizde, evimizde, tek başımıza kaldığımız zamanlarda veya toplum içerisinde olduğumuz zamanlarda fark etmeksizin hayatımızın her alanında bir tane profilimiz olacak. Yatak odamızdaki profille misafir odamızdaki profil aynı olacak. Dış dünyamızda, ticaretimizde, insanların içindeki profilimizle evimizdeki profilimiz aynı olacak. İki tane yüzümüz olmayacak. Ramazan ve oruç, Allah Azze ve Celle لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diyor. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki takvalı olursunuz. Allah'tan korkmayı öğrenirsiniz. Kardeşlerim, Allah'tan korkmak, sahabenin kavliyle dikenli bir yolda insanın sakındığı gibi sakınmaktır. Kırmızı ışığı gördüğün zaman nasıl ki duruyorsan içinde bir telaş, bir korku, bir ceza yememe korkusundan dolayı duruyorsan takva Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olman demektir. Bir Müslüman takvalı olmayı öğrenirse, yani ittakillahi haythuma kunte, nerede olursan ol Allah'tan kork anlayışını hayatında canlandırdığı zaman Ramazan'ı bırakın, günleri, aylar, yıllar bırakın, yaşanmış olduğunuz ömrün hepsi bereketli geçecektir. Çünkü takva demek Allah'ın emirlerine itaat ettiğin gibi haramlarından da tamamen uzak durman demektir. Bugün kardeşler arasında bir yanlış anlaşılma mesele var. Nedir o mesele? Ben diyor namaz kılıyorum, sakalım var, takvalıyım. Hayır. Sen eğer Allah'ın emirlerine itaat ettiğin kadar haramlarından da sakınabiliyorsan ve şüpheli olan şeyleri gördüğün zaman bu şüphelidir, Müslüman bunu yiyemez, Müslüman buraya giremez, Müslüman bundan uzak durmalıdır diyebiliyorsan işte takva olan sensin. Takvayı öğrenmişsin demektir. Çünkü takva Allah'ın emirlerine itaat etmek, haramlarından terk etmek, şüpheli olan şeylerden de sakınmak demektir. İşte Ramazan ve orucun en büyük kazanımı bu olmalıdır. Takva. Allah'tan korkmak. Allah'a karşı boynun ince olacak. Allah'ın emirlerini yücelteceksin. Yüceltmen lazım. İnsanın cennete girmesine sebep olan bir ameldir takva.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. İnsanlardan en çok kim cennete girecek diye. Ma ekteru ma yedhulun nasel cenne. Bu soru soruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takvallah diyor. Kim Allah'a karşı takvalı oldu? Lütfen buraya dikkat edin. Birbirine karşı diye bakın. Allah'a karşı takva ikimiz arasındaki ikili ilişki lazım mı? Lazım ama takva Allah'a karşı yapılır. Takva insan insana karşı yapılmaz. Takva cemaatte yapılmaz. Takva Allah'a karşı yapılır. Toplum içerisinde, cemaatin içerisindeki halin, hareketin, konuşmaların, vaktin eğer tek başına kaldığın zaman da aynı kalite sende varsa sen takvalısın demektir. Yok, sen cemaatin içerisinde kendini çok iyi zannediyorsun, asıyorsun, kesiyorsun, duruşun, oturman, kalkman, her şeye çeki düzen veriyorsun da tek başına kaldığın zaman esas sakınman gereken, esas takvalı olman gereken Allah'a karşı zaafın varsa sen takvalı Müslüman değilsin. Sen takvalı Müslüman değilsin. Mesele burada karıştırıyor. İnsanlar takvayı cemaatleri zannediyorlar. Kalabalıkları zannediyorlar. Kalabalıklarda herkes takvalı. Senin cemaatle kılmış olduğun namaz evdeki namazına uyuyor mu? İşte takva burada belli olacak. Eğer aynı namaz evde varsa sen takvalısın. Aynı namaz evde varsa sen toplu halde iftar açacağın zaman insanlar iftar açıyorlar. Sen bardağı eline almışsın. Dua okup duruyorsun. Güzel. Ama aynısı evde yapıyorsan sen takvalısın. Aynısı evde yapmıyorsan tırnak içerisinde sen bir münafıksın. Takva ile münafıklığı bu şekilde birbirine ayırmak zorundayız. Senin burada kıldığın namaz taadil erkana uyuyorsa, evde kılmış olduğun namaz kıldırgaçsa sende münafık alameti var. Bu takva değil ki. Senin cemaat içerisinde, toplum içerisinde göstermiş olduğun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Çünkü takvallah diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a karşı takvalı olacaksınız diyor. Allah'tan sakınacaksınız. Allah'tan korkacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki Vallahu ehakku yestahi min. Allah kendisinden haya edilmeye en layık olandır. Takva budur. Takva senin haya etmendir. Haya Allah'tan haya etmendir. Takva bu demektir. Tek başınasın. Kılık kıyafetin konusunda rahat mı olacaksın? Yoksa Allah kendisinden haya edilmeye en layık olduğundan dolayı yine kendine çeki düzen verirsen sen takvalı Müslümansın. Sen takvalı Müslümansın. Örnekleri çoğaltabiliriz kardeşlerim. Dersi kısaltacağım için hayatın merkezinden örnekler vermek istedim. Ruhlarımızın canlanması için hayatın merkezinde takvanın yansımalarından konuşmak istedim. Takva çünkü budur. Takva Allah'tan korkmak demektir. Allah'tan sakınacaksın, haya edeceksin. Allah'a karşı boynun eğik olacak. Rabbim diyeceksin, Rabbim sen böyle yaparsan cennet var. Sen böyle yaparsan Allah seninle beraberdir. İnnallâhe me'allezîne teqav. Allah muttakilerle beraberdir. Allah kendisinden korkanlarla beraberdir. Allah kendisinden korkanlarla beraberdir. Allah bir insanla beraber olursa takvalı oldun. Allah da seninle beraber oldu. Dünya yıkılsın. Kıyamet kopsun. Ateşler, zindanlar. Allah seninle beraberse hiç korkma Müslüman. Ama sen takvayı öğrenemediysen, sen takla cemaati olduysan, sen cemaatle takla atarken tek başına kaldığın zaman takvadan bir uzak haldeysen vallahi en küçük imtihanlarda rüzgarın seni atacağı yönden kendine bir yer beğen. Rüzgar seni nereye atacak kendine bir yer beğen. Çünkü takvayı öğrenememişsin. İşte Ramazan'da Allahu Teala 29 gün, 30 gün oruçla takvayı bize öğren diyor. Bu oruç okulunda, bu Ramazan mektebinde takvayı öğrenen kullardan olmayı Rabbim bize nasip etsin. Rabbim amellerimizi, oruçlarımızı, kıyamlarımızı, dualarımızı, zikirlerimizi, tövbelerimizi katında kabul etsin. Rabbim Ramazan'ın sonunda arı, duru, saf, tertemiz bir şekilde günahlarından, cehennemden azat olmuş bir şekilde Ramazan'ın sonuna kavuşmayı bütün Müslümanlar hepimize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Ekulu kavli hâzâ
واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.